Merhaba oyun severler, Oyun Bas kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dawn of Man'in 14. bölümüyle karşınızdayım. Şöyle oyunumuzu başlatalım, bir hızlandıralım. Burada 4. tarlamızı inşa etmiştik en son bölümden hatırlayacağınız üzere. Bu arada seriyi izlemek isteyenlere kartı yukarı koyacağım arkadaşlar. Oradan oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bunları inşa ettim ama bunlardan birçok inşa ettim. Hani 20 tane falan var neredeyse. Şimdi bunların hepsinin bir süresi var. Bu süre bitince bunları artık tamir etmek gerekiyor ya da yarıya gelince işte. Bunu mesela deriyle tamir ediyor. Gerçekten çok külfetli bir iş. Hani bayağı bizim işimizi zorlaştıracak. O 3 tane insan geldi. 56 kişi olduk. Kaç tane bizim eşeğimiz var? 18 tane. 10 tane yük arabamız var. Peki bizim burada araba yapımımız devam ediyor mu? Yük arabası. Evet, devam ediyor. Bunun için 3 tane deri falan gerekiyordu. Bizde deri sıkıntı galiba. Ondan dolayı yapılmıyor. Eşek bir hastalık kaptı. 11 tanesi birden. Yaşlı dişi, yetişkin dişi. Abi eşeklerim gidecek mi? Ölmesinler ya, ölmezler inşallah. Tüccar gelmiş. Tüccara bir bakalım. Abi tüccara tıklıyorum, tüccara. Bakır orak diyor. Hiç gerek yok. Bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Bu gidebilir. Devam ki. Yani bu hayvanların da böyle hasta olmaları pek hoş olmadı. Sanırım bunların hepsi ölecek. Hayır. Oh be. Allah'ıma şükürler olsun. Ölecekler zannettim. İyileşmeye devam. Şöyle bakalım. Bazı insanların kışlı elbiseleri yok. Tabii ki güzel bir sorun. Şimdi o sorunla mücadele edecek elimizde alet edevat var. Fakat insanlar neden buradan? Ham deri üretiyor. Peki sen ne yapıyorsun? Ham deriyi kurutuyor lan. Enteresan. Bakalım şimdi bugün neler yapacağız arkadaşlar? Bugün neler yapacağız dostlarım? Onlara bir bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Neler yapabiliriz? Burada yapacağımız hiçbir şey yok. Burayı tamamıyla yaptık hepsini. Burada dokuma tezgahı demiş. Buna gerek yok. Yani depolama alanına şu an gerek var mı bilmiyorum. Depolama ne durumda? Kulübe, ahır. Bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Şu an hepsi bizim elimizde var. Benim merak ettiğim şey, neden bu sürekli bize kışlık elbise üretmemizi söylüyor? Onu anlamadım. Kışlık elbise üretsin o zaman. Yani sen de yapma adam, ikiniz bitirin abi. Yalnız şu yıldırım efektlerini çok beğeniyorum ya. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Animasyonlarını falan çok güzel. Şuradan bakalım bir. 20 tane eşeğimiz olmuş. Gayet iyi. Sen neden yükselmiyorsun peki? Heh, geldi, bir tane daha geldi. Her insanımızda bir tane olacak. Bunu ne için istiyorum?
Atıyorum burada ben ağaç kestireceğim. Buraları neden kestireceğim? Genişlemeyi ben bu tarafa doğru yapabilirim. İş belli olmaz. Ondan dolayı buradaki ağaçları da kaldırılmasını istiyorum. Bunlar da ne yapacaklar? Gördüğünüz gibi herkes eline bir tane hayvanını, arabasını alacak, eline baltasını alacak. Yürü! Orman katliamı şimdi. İşte böyle ya, her şey artık çok hızlı. Çok hızlı hareket edeceğiz. Bir bakayım şuradan bazı hayvanlara. Abi siz bunları kesmeyin, siz bunları yakalayın. Böyle şey olmaz. Yakalayın. İlla öldürecek misiniz yani o kullanları da ya? Hadi yakalayın da göreyim şimdi bunları, hadi. Vallahi billahi bu dayı var ya, efsane avlanıyor ha. Bak bak bak. Kaçırdınız elimizdeki hayvanları ya. Yakalayın onu, ben bilmem. Ben anlamam, onu yakalayın getirin abi. Şu an 2, 4, 5, 6. 6 deri, 6 samana net ihtiyacımız var. Oo. Bakın gördünüz mü? 5 dakikanın içerisinde hiçbir şey bırakmadılar. Yapılıyor, yapılıyor. Sabır. Sabır. 32 tane kışlık elbise var. Ya insanlar iyi katılıyor, güzel de biz bunları nasıl idare edeceğiz? Yani bu insanların sadece yemeklerinde sıkıntı yok ki abi. Her yerde sıkıntı var yani. Yağmur baskını dedi. Kaç gel buraya. O zaman baba ben de artık şuradan. Bizim insanlarımız öldü yine. Öldü mü? Köpeklerimiz ölmüş iki tane. Ama bizim insanımız kesin öldü ya. Ben hatırlıyorum. Ben biliyorum ya. Pus. Ya abi Allah kahretmesin ya. Ya yeter ya. Bu insan yağmacılardan çektiğim nedir benim ya? Gözetim kulesi inşa edip bir tane daha. Yani yapacak bir şey yok. Ölen insanları gömüyorlar. Peki bizim ha iyi. Herhangi bir şekilde azalma yok. Oraları bir yapıverin dostlarım, hadi. Tanen kaldı mı? Tanen. Allah belanı vermesin ya. Yine tanen bitmiş. Buradaki tanen toplama yerine ne oldu? 30 tane tanen toplayabilirsin demişim. Hiç tanen yok. Bunu buradan kaldıracağım. Tanen toplama alanı biraz daha artık böyle verimli bir yerlerde olması lazım ya.
buralarda değil. Baskın geldim, çok canım sıkılıyor arkadaşlar yani. 3 kişi çalışsın abi burada gerekirse ya. Şu tanen işini bir halledin artık ya, gözünü seveyim. Yok abi istemiyorum ya. Oraları bir inşa etsinler bakalım ya. Tamir etsinler. Tanem var da ben mi göremiyorum diyeceğim de tanen yok abi ya. Tanen yok. O zaman bunun işlemi tamam artık. Kışlık elbise herkesin var. Bir kişinin yokmuş. O da olmazsa olmasın yani, yapacak bir şey de yok. O da birazdan yaşlılıktan ölür zaten. Evet. Bir bilgi puanı daha geldi ama sanırsam biz araştırma yapamıyoruz artık. Aynen, tuş devre için 20 tane araştırma puanı gerekiyor. 9 tane kaldı. 9 tane sonra tuş devrine geçmiş bulunacağız. Yani şöyle söyleyeyim, bizim artık biraz daha avlanmaya ihtiyacımız var. Neden diyeceksiniz? Ya da bunu iptal et, bu yetişkin metişkin sıkıntı baba. Aa, bunları avlayın bak. Bunları avlayın. Bunları avlayın abi şimdi. Hemen 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 hemen. Biraz acele edin, bunları avlayın hemen. Kaç kişi geliyor abi? 3 kişi mi? İyi lan, bayağı gelen var. Biz sizi bulamayacağız mı zannettiniz? Tüccar geldin mi? Ya bir defol git ya. Hiçbir şey getirmiyor arkadaşlar yani. Şuna bakıyorum da ihtiyacımız olan hiçbir şey getirmiyor. Sadece öyle kendi satabileceği şeyleri getiriyor. O otluklarımızda bayağı otlarımız falan var. Sıkıntı da kalmadı. Yalnız sıkıntı yok derken bir sıkıntı başladı. Şimdi hangi depolama alanından ne bitmiş? Şimdi onu bilmiyoruz ki. O zaman şöyle yapalım. Bir tane ambar. Doğru mu? Şu ambardan bir tane inşa edelim. Ondan sonra da depolama kulübesinden de bir tane. Artık yani bunları yerleştirebilecek yer bulmakta sıkıntı yaşamaya başladım. Gerisini siz düşünün.
Depoda yer kalmadı. Farkındayım gülüm. Bir sakin olun, yapacağız bir şeyler. Şuraya yapılıyor bak. Buraya yap. Yapsın buraya, bir şey olmaz. Bizim artık yerleşme bakımından bir sıkıntıya girmeye başladığımız belli. Belli. Artık ne yapacağız? Ne yapacağız? Onu düşünmeye başladım. Şu tarafa doğru açılsak mı? Ya da şöyle mi açılsak? Şu an tam bir karar veremedim ya. Bu taraf açılsak İman enfeksiyon kaptı. Aferin sana. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yani bakalım, belki şu kısma da yayılabilirim ya. Şu kısımda da gayet düzlük bir alan var ama burası tamamıyla şey, yani fidanlık bir alan. Şey yani sürekli burada bir ağaç sirkülasyonu oluyor. Şimdi bu taraflarda da oluyor. Yani aynı şey. Bence bu tarafa da gidiyor. Şunları keselim bir. Kesin bunları. Burada ne var? Geyikler varmış. Hiç yok. Kurtlar var. Kurtlar dalın abi. Bunlar bize lazım oluyor. %159 iş yükü çok fazla, fark ettim. Fark ettim ama biraz geç oldum. Saldırıyor, alırsınız ya kurtları. Yemin zaten enfeksiyon kaptıydı, ölecek de o ya. 3 deri 4 tane odun mu? Deride sıkıntı var işte. Aynen, deride biraz sıkıntı var. O deriler zamanında toplanınca olacaktır. Kurt yine mi saldırıyor? Bizimkiler o kurtları yemesi lazım ya. Fırtına. Ulan oyunda bir tek hortum yenmiyor. O da gelsin. Tüsün onu gelsin hatta. Şuradan bulsun şeydi ya. Her şey bizim başımıza geliyor abi. Şuna bak, bütün hepsi onarılmayı bekliyor falan. Abi sıkıntılar sıkıntılar yani. Geçin daha, biriniz de şunların hepsini onarmaya başlayın ya. Tüccar geldin mi? Deri getir bana, kafanı koparacağım artık, yeter. Duydun mu beni, ne yaptın lan? Elli. Elli. Hadi güle güle. Git şimdi bir daha deri getir. Bize deri lazım. Çok çok deri lazım bize. Buradaki ormanı artık yok etmeyeyim diyorum. Burada bir tanen araması yaptırayım. Yani şu an daha hiçbir tanen manen bir şey çıkmaz da. Alın oraları bir alın. Onları bir çıkarsınlar oralarda. Zamanla artık o, onun hiç canı azalmıyor galiba. O bu yönden gayet iyi yani. Demir cevheri falan var. Yani bizim artık şu şey gelse de artık, yani Tunç devrine bir geçsek ya. Of, sıkıldım gerçekten. Şu an mesela kaç tane insan 61, 2 kişi daha yer varmış. Bize katılacak 4 kişi katılıyor katılıma. O zaman ne yapacağız? Bu evlerin mesela özelliği ne? 4 kişi alıyor bunlar. 3 kişi alıyor. Anlıyorum abi. Anlıyorum. Anlıyorum.
O yüzden ne yapacağım? Bunları sileceğim tabii ki. Ama nereden silmeye başlayayım? Nasıl silmeye başlayayım? Şu aralardan şöyle artık azaltmaya başlayalım ya. Bunları kaldırın. Ya da yükselt. Yükselt. Oo tamam. Dur dur. İptal et. Hadi al ya. Ya bitti yani yapacak bir şey. Bunlar yükseltilebiliyormuş ya. Bunu öğrendim, çok iyi oldu da yalnız şu birkaç tanesini kaldırdık abi yani. Yani yapacak bir şey yok. Onları da şu çadırı da yükseltin abiler. Şöyle yapalım o zaman. Biz konut, çadır. Ha çekilin. Tamam yeter artık çekin ya. Depolama kulübesine hemen yükseltebiliyoruz bunları da. Bak bunları hiç bilmiyordum ha. Üstüne basınca öğrenmeye başladım hepsini. Sınırlama koy falan diyor. Yok sınırlama koymaya gerek yok. Şurada sen bana bir konut inşa et. Aynen. O iki tane daha inşa ettim. Yeter bize ya. Tüccar sen ne getirdin? Bakayım bir. Coin getirmiş. Bilmem bir şeyler mi? Yani yürü git oğlum ya. Hadi toplayın şunları artık. 61 kişi kaldı. Bir kişi öldü herhalde. Depolamada yer kalmadı. Bunlar arttıracaktır yani. Şunlar falan tamamlansın. 8 çamur istiyor. Çamur yok mu abi? Çamur azalmış. Burada da azalmış. O zaman şu çamur şey değil mi? Suymuş. Şu çamur şeyini alıp yerini değiştir. Sıkıntılar, sıkıntılar ya. Her şeyde bir sıkıntı olmaya başladı. 123 tane tahıl var. Tüccar mı geldi? Aa seni Allah gönderdi bana. Şimdi sana var ya bütün şeyi satayım da. Eşek mi? Dördünü de versen bana şimdi. Aynen. 90 tanesini sana satıyorum. Bunları al götür. Ne yapıyorsun ya? Benden uzak tut da. Şu tanenleri de var. Ondan sonra başka alacağım bir şey yok senden. 425. Şimdi başlayalım bakalım. 200. Sonra.
439 oldu. 404 oldu bu sefer de. Gayet iyi. En azından bunların çürümesinden kurtulduk. Çürümeyecekler yani. Bunlar 10 oluyor. Bilmem 40-50 tane daha yine var da. Yapacak bir şey yok. 100. odun kömürü elde edildi. Artı 1 bilgi puanı geldi. 15 tane bilgi puanımız var. Şu şeyleri görüm artık inşa etseniz hani kulübeleri şeyleri falan. Çamur lazımmış. Çamur yap, çamur. Bir kişi ölünce tabii kapasitemiz sıkıntıya düşmedi. Ayda. Rina. Şimdi şöyle yapalım. Tüm kapıları da kapat abi. Hızlıca. Hiç kimse ölmedi. Kapıları da aç. Üstünden gidin onların yağmacıların üstünden şeyler alın. Keten meten varsa onları alın. Yokmuş bir şeyleri ya. Ama iyi aldık yani herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Neyse dostlarım bu bölümü burada bitirelim. Video uzun oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.